biraz ağır olabilir. Mesela alamazsınız. Hangi elinizi kullanıyorsanız. Yani ben şahsen burada açık söyleyeyim. Aldınız. Eliniz böyle göğsüne. Aslında bebeklerde, bebek değil çünkü. Ağzını böyle açıp. Yani eliniz gelsin dur bakalım yetişirse böyle yapalım. Dur İbrahim. Aldın mı? Şöyle. Aldım. Elimizi ağzında açacak şekilde. Çünkü boğazdan kaçan şeyi görmemiz lazım. Bebek olsa eliniz yetişir buraya. Ağzı açık bir şekilde koydunuz. Şöyle. Birinci kapanır tam karmada. Çocuk birinci gider, mayışır, bayılma halidir. Aşağı doğru getiriyorsunuz. Aşağıdan yukarıya doğru. Şöyle 5. Korkmadan vurabilirsin daha hızlı bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu çevirirken yan bir şekilde çevirip ağzın içine bakıyoruz. Cisim çıkmış mı çıkmamış mı elinizin içinde. Cisim çıkmadıysa bunu hem ilk manevrasıyla tekrar şuradan onu da göstereceğiz. Yetişkinde daha rahat olur. Nerede olduğu sözcüğü baskı yapacağız. Olmadı bu döngüyü tamamıyla her defasında yapıyoruz. Diyelim ki çıkmadı. Bir dakikayı açtı bu. Çocuk morarmaya başlar. Nefes alamaz. Ve artık bilinç gider. Bir dakika sonra kadar sonra da muhtemelen kalbi durur. Ve kalbi duruyorsa muhtemelen ilk önce nefesi gitmiştir. Bak ben bu benim başıma geldi. Ama hemen biraz altından şöyle yapalım. Yani burada böyle ben biliyor musun? Bilirsiniz şurada göğüs kafesinin en son. Şimdi olunca daha güzel ses çıkıyor. Bak amca bak. Böyle bir örtü gelecek tam durum diyecek. Bak. Aldınız. Bu aslında muhtemelen bilinci kapanıyor. Artık böyle düşmeye başlar. Düşmeye başlayınca siz zayıfsanız böyle bir hastayı zaten zorlanırsınız. Kaldıramazsınız. Şimdi diyaframımız burada. Diyaframı biraz altına, elimizi şöyle yumruk altına, yumruk gibi yapıp baş parmağımızı diyaframın hemen altına şöyle aşağıdan yukarıya doğru. Ve biraz eğiyoruz. Bir eğilmiş muhtemelen başı düşmeye başlamıştır. Şuradan tutup ani bir hareketle aşağıdan yukarıya bakın ses gelecek. Yani bu hiç yapmanıza gerek yok. Bunun sebebi de şu arkadaşlar bak ani bir hareket şöyle yaptığınız vakit teşekkür ederim. Konuyla ilgili diyelim ki tam kaldı. Kesinlikle çıkmadı. Moraldı artık nefes aldı. Ne yapacağız? Tabula bak bir aşama. Temel eşyam besi dediğimiz bir insanın kalbi nasıl çalışıyorsa, nasıl nefes alıp veriyorsa biz de dışarıdan kalp masajı ve suni solunum kardiyopulmoner restorasyon yapmamız gerekiyor. Nefes alabilir mi? Yaparsanız bir de arkaya doğru böyle geri doğru itip nefes alın verin. Hangisi daha rahat? Arkaya doğru yaptığınız daha rahat. Anatomik dışarı olarak çıkmak istiyorsan. Başı geriye doğru anlıyorsunuz. Bu hareketi yapmanız daha iyi. Boynum nasıl şu an ilk aldı? Çene itme manevrası var. Çenesi öne doğru. Şimdi itmiş vakit daha iyi. Oradan çıkar. Anatomik olarak çok rahat nefes alın. Boyun kırığı vardı. Boyunu hareket ettiremezsiniz. Şimdi diyeceğiz size çene gitmiyor öne değil mi? Elinizi yapsan çeneniz gitmez. Ama bilinci kapalı bir insan çok rahat bir şekilde gider. Şöyle ama kendiniz yapmak istersen bak çene gider ileriye doğru. Bakın anatomik olarak orası rahatlıyor. Dil kökü oradan çıkıyor. Daha rahat nefes almanızı sağlıyor. Akşamleyin öksürmeye başladınız. Yatarken şöyle oturup pozisyonda olursanız öksürüğünüz kesildiğini. Daha rahat nefes aldığınızı görürsünüz. Nefes darlığı olan bir insanda lütfen oturup pozisyonda olursa ya da akşam yatarsa iki yastık oturup pozisyonda rahatlar. O da daha rahat nefes alır.